Selam arkadaşlar. Efe ve Yiğitan diye iki tane arkadaşımız var. Bir tanesi yaz ağırlıklı ekipman istemiş 2000 liraya kadar. Bir tanesi de Cuba Superlight 2020 için galiba orta seviye full ekipman istemiş. İkisine de cevap vermeye çalışan, birbirinden farklı motorlar kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ayrı ayrı yazmışlar o yüzden zaten. Daha önceden hani 2000 liraya ortalama, yani 1500-2000 lira dedikleri için elimde bulabildiğim en ucuz kastları getirdim daha doğrusu. En ucuz ama en azından polikarbon bir yapıya sahip kastları çıkartmaya çalıştım. Tabi dizlik çıkarttım, basit bir eldiven çıkarttım. En azından Rockwell bir tane bot çıkarttım ki giydikleri zaman en azından orta seviyede yine korunabilsinler diye. Mont olarak da Proel'in mont olarak da Venom'un Dynamic modelini öneriyorum. Dynamic modeli önceden tanıttığım için tekrar tanıtmayacağım. İlk önce kaslardan başlayayım. Şöyle diyeyim, Axis Draken kasları zaten göstermiştim, tanıtmıştım. Şuralarda bir yerde de tekrar hani şu yukarıda da paylaşırım Axis Draken kaslar videosunu. Hani geniş bir bakış açısı var, gözlükle giyilebiliyor. Hani bir burun pedi var, bir çene pedi var. İç astarları orta düzey. Hani baktığınız zaman boyuna iyi oturabileceğini düşündüğümüz, hani giyip kullanmadığım için düşünebileceğimiz diyorum. Boyun petlerine sahip. Dış çevresinde bir tane şöyle bir plastik bant var, plastik var. Bu rüzgarı dengelemek için konulmuş sanıyorum. Spoiler'ı var. Spoiler'ın arkasında, altından hemen hava çıkışı var. Üst hava çıkışı var. Burun hava çıkışları, burun bölgesinde hava çıkışı var. Hava girişi var. İç bölgesinde de hava çıkışı var tekrar. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. Daha önceden tanıttığım için çabuk geçiyorum. Polikarbon bir yapıya sahip. Stream Evo var LS2'nin. Bu biraz daha farklı bir kask. Birazcık daha dayanıklı. Ama hani çok dayanıklı değil. Eğer çok dayanıklı bir kask istiyorsanız en az bir 1000 lirayı, 1300 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Ve yani ona göre de bir performans ve fiyat hani fiyat ve performans olarak biraz verim alabilirsiniz. Yine bunun burun pedi var, çene pedi var. Ön tarafında kask hava alabilsin diye bir hava girişi var. Üst hava girişleri var. Alt hava, arka hava çıkışları var. Stream Evo 1500 gramlık EC2205 sertifikasına sahip bir kask. İyi bir kasktır. Yani hem çene pedleri içindeki pedlerden bahsediyorum. İç pedleri gerçekten iyi oturur. Boyun pedleri de iyi oturur. Savrulma yapmayacak kadar iyi bir rüzgar tüneli geçişine sahiptir. Açtığınız zaman geniş bakış açısı, pin lock için hazır olan pin bağlantıları ve gözlükle giyilebilmesi için de zaten şuraya gözlük işareti koymuşlar. Gözlükle de rahatlıkla giyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi montu tanıtayım. Montu daha önceden tanıtmıştım zaten. Dediğim gibi şu şekilde tanıtabilirim. Biraz daha yakından göstereyim. Omuz korumaları var, dirsek korumaları var. Bu hani hemen arkasını da göstereyim. Şuralarında özellikle şöyle körük mekanizması var. Ve çıkışta sahip bu yazlık bir model. İçinde bir astar var. Astarı çıkabiliyor. Ve işte bileğinde çıt çıtları var, fermuarı var. Ön tarafı file doku olduğu için iyi hava alabilir. Ucuz montlardan bir tanesi. Birazcık daha pahalı bir mont almak istiyorsanız ve hani beni biraz daha idare etsin ama yazlık olsun istiyorsanız Magda'nın Sunrise modelini alabilirsiniz. Magda Sunrise de şöyle tamamen file dokudan oluşan bir mont. Bunun bir astarı yok. Dirsek ve omuzlarında koruma var. Arka tarafında bir koruma yok ama isterseniz takabiliyorsunuz, onu almanız gerekiyordur. Omuz korumaları, dirsek korumaları iyi. Kol içi özellikle şuralarında kol içi sıkıştırma bantlarına sahip. Bileğinde cırt cırtı var, önü fermuarlı, içi tamamen file doku ve cepleri var. Bu mont alınabilir. Bir üst seviye olarak ve yazlık olarak düşünürseniz bu montu kullanabilirsiniz. Daha önceden tanıttığım Skoyko eldivenler var. Bu Skoyko eldivenleri zaten hani
birkaç kere tanıttığım için artık bunları ezberlemişsinizdir. Ortalama bir eldiven. Hani ne kötü ne iyi. Ortalama eldivenlerden bir tanesi denebilir. Özellikle hani bileklerinde ince korumalara sahip, yumuşak korumalara sahip, yumruk koruması iyidir. Eklemleri korumaları orta düzeydir. Ve bu baharlık ve yazlık olarak geçen bir eldivendir. Bunu alabilirsiniz. Tabi hani 2000 lira deyince yani bunların toplamı bile işte 1500 lirayı buldu. Daha hani bot var, işte diz koruması var en azından. Hani pantolon alamayacağını düşündüğüm için hani o fiyatların içinde diz koruması olarak Purell'in dizliklerinin. Purell'in dizlikleri yani bunların kazada döndüğünü ve size daha fazla zarar verdiğini unutmayın. Hani bunları tanıtıyorum ama bunları alın demiyorum aslında. Çünkü aldığınız zaman zarar göreceğinizi bilin. Yani bu dizlikler çok fazla işe yaramıyor. Yani biraz görünüş bakımından biraz robotik görünüm sağlıyor. İlk çarpmada belki çarpıyor ama sonra dizinizde dönüyor. Çünkü hani arkasından zaten şu şekilde tutturulmuş. Şu şekilde tutturulmuş cırtçırtlarla bunun hani dizinize bağlanması sağlanıyor. Hani bu da ne kadar yetkin ve şey olabilir siz düşünün. Hani ona göre alın. Bu mafsallı bir dizlik. Spor oturuş konusunda size bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Çünkü spor oturuş şöyleyse diziniz ona göre katlanabilmektedir. Bunları alabilirsiniz. Çok koruyucu mu? Değil. Rockwell botları da tanıttım daha önceden. Rockwell botlar bilek, burun, topuk korumasına sahip. Alt tarafı da fazla kaydırmayan bir yapıya sahip. Ama fazla kaydırmayan bir yapıya sahip. Ama kaydırır yani. Cırt cırtlıdır. Teri iyi emer ve kullanışlı bir bottur. Bunların detayları bu kadar. İsterseniz tek 90 pantolon alabilirsiniz. İsterseniz bir seviye yukarıya TCX bot alabilirsiniz veya ben spor model kullanıyorum derseniz spor modele uygun değildir bu bot. Spor model yani uygun fiyatlı olduğu için paylaştım bunu. Yoksa DNA modelinden almanız gerekiyor veya TCX Rush alabilirsiniz. Onları kullanabilirsiniz. Yani başka bir eldiven önerim var mı? Daha ucuz Vexon'un eldivenleri var. Vexon'un eldivenlerini de daha önceden tanıttım size. Yani bunları alıp kullanabilirsiniz. Detaylarını zaten biliyorsunuz. Bunların içinde koruma var. Yumruk ve bilek korumaları. Yumruk, bilek, avuç içi ve hava alabilir bir eldivendir. Yani bu da yazlık eldivenlerden bir tanesi. Bunlar alınabilir, kullanılabilir. Bir de bir Ali diye bir arkadaşımız var. YZFR 125 alacakmış yazın. Ne demiş? 1500 lira civarında bir kask önerisi sunabilir misin demiş. 1500 liraya bence LS2'nin yine Vektör Evo'su alınabilir. Çünkü Vektör Evo'yu niye öneriyorum? Bir dakika göstereyim. LS2 Vektör Evo alınabilir. Bizde olmuyor ama HCC IS 17, HCC FG 17 alınabilir. Premier Dragon Evo'du sanırım. O alınabilir. Dragon Evo mu? Dragon Evo'ydu galiba. O alınabilir. Neden onları öneriyorum? Çünkü hani en azından fiber kompozit bir yapıya sahip. Tabii fiber kompozit artı aramik yapıya sahip bir yapısı vardı Premier Dragon'un ama bunun sadece fiber bir yapısı var. Bu o şekilde alınıp kullanılabilir. Hani uygun fiyatlıdır, 1300 TL civarındadır. Ve hani bunu kullanırken herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Hem spor sürüşüne uygun, yüksek hızlarda açılmayan bir ön vizöre sahip, güneş vizörü şuradan açılıp kapanabilen ve işte üst havalandırma, arka hava çıkış kanalı açıldığı zaman faaliyete geçen burun havalandırma kanalı olan, gözlükte giyilebilen mikrometrik 2 yani orta dayanıklı bir çene bağlantısına sahip olan, boyun petleri iyi olan ve yaklaşık 1300 gram olan kaslardan bir tanesi. Bunu alıp kullanabilirsin Ali. Bence bu iyiydi. Bunun renkleri de var. Yani bizde bir iki tane rengi kaldı. Ama ölçüsü bedeni olmayabilir. Ben sana hani adını yazacağım. Oradan istersen aratabilirsin.
mağazadan alabilirsin veya ısmarlayabilirsin, o gelebilir. Benim paylaşacaklarım, size önereceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Burada müşteri de olduk. Kusura bakmayın, biraz ses çıkıyor. Hepinize iyi suçlar.